Bölüm 22. Düğün şöleni benzetmesi. İsa söz alıp onlara yine benzetmelerle şöyle seslendi. Göklerin egemenliği oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Kral şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini göndermiş. Ama davetliler gelmek istememiş. Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara demiş ki, davetlilere şunu söyleyin. Bakın, ben ziyafetimi hazırladım. Sığırlarım, besili hayvanlarım kesildi. Her şey hazır. Gelin şölene. Ama onlar aldırmamışlar. Biri tarlasına, biri ticaretine gitmiş. Öbürleri de kralın kölelerini yakalayıp hırpalamış ve öldürmüşler. Kral öfkelenmiş. Ordularını gönderip o katilleri yok etmiş. Kentlerini ateşe vermiş. Sonra kölelerine şöyle demiş. Düğün şöleni hazır. Ama çağırdıkların buna layık değilmiş. Gidin yol kavşaklarına, kimi bulursanız düğüne çağırın. Böylece köleler yollara dökülmüş. İyi kötü kimi bulmuşlarsa hepsini toplamışlar. Düğün yeri konuklarla dolmuş. Kral konukları görmeye geldiğinde orada düğün elbisesi giymemiş bir adam görmüş. Ona, arkadaş, üzerinde düğün elbisesi olmadan buraya nasıl girdin diye sorunca adamın dili tutulmuş. O zaman kral uşaklarına, şunun ellerini ayaklarını bağlayın, onu dışarıya, karanlığa atın demiş. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler azdır. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Bunun üzerine Ferisiler çıkıp gittiler. İsa'yı kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla bir düzen kurdular. Herodes yanlılarıyla birlikte gönderdikleri kendi öğrencileri İsa'ya gelip, "Öğretmenimiz!" dediler. Senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. Peki ne dersin? Söyle bize. Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu değil mi? İsa ise onların kötü niyetlerini bildiğinden, "Ey ikiyüzlüler!" dedi. "Beni neden sınıyorsunuz? Vergi ödemekte kullandığınız parayı gösterin bana." Ona bir dinar getirdiler. İsa onlara, "Bu resim, bu yazı kimin?" diye sordu. "Sezar'ın," dediler. O zaman İsa onlara, "Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin," dedi. Bu sözleri duyunca şaştılar, İsa'yı bırakıp gittiler. Dirilişle ilgili soru. Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler aynı gün İsa'ya gelip şunu sordular. "Öğretmenimiz, Musa şöyle buyurmuştur. Eğer bir adam çocuk sahibi olmadan ölürse, kardeşi onun karısını alsın, soyunu sürdürsün. Aramızda 7 kardeş vardı. İlki evlendi ve öldü. Çocuğu olmadığından karısını kardeşine bıraktı. İkincisi, üçüncüsü, yedincisine kadar hepsine aynı şey oldu. Hepsinden sonra kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bu 7 kardeşten hangisinin karısı olacak? Çünkü hepsi de onunla evlendi." İsa onlara, "Siz kutsal yazıları ve Tanrı'nın gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz," diye karşılık verdi. "Dirilişten sonra insanlar ne evlenir ne de evlendirilir. Gökteki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Tanrı'nın size bildirdiği şu sözü okumadınız mı? Ben İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakup'un tanrısıyım diyor. Tanrı ölülerin değil, yaşayanların tanrısıdır." Bunları işiten halk onun öğretişine şaşıp kaldı. En büyük buyruk. Ferisiler
İsa'nın sadukileri susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. Onlardan biri, bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı sınamak amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisi? İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi sev. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. Mesih kimin oğlu? Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu. Mesih'le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur? Onlar da Davud'un oğlu dediler. İsa şöyle dedi. O halde nasıl oluyor da Davud ruhtan esinlenerek ondan Rab diye söz ediyor? Şöyle diyor Davud. Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını senin ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davud, ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davud'un oğlu olur? İsa'ya hiç kimse karşılık veremedi. O günden sonra artık kimse de ona bir şey sormaya cesaret edemedi.